Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi'nin ülkemizde üreterek satışa sunduğu 12C modelini mercek altına alacağız. Arkadaşlar bu tamamen bir fiyat performans modeli. Bunu hemen incelememizin başında belirtelim. Yani bu cihazdan öyle aman aman bir özellikler beklemeyin. Gördüğünüz üzere arkasında iki tane kamera bulunuyor. Ön tarafta damla çentik tasarım var ama alt tarafta devasa bir çerçeve olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın şöyle göstereyim. Devasa bir çerçevesi mevcut. Üst tarafta kulaklık girişimiz var ve alt tarafa baktığımızda burada ne görüyoruz? Mikro 2 arkadaşlar. Ki son dönemde incelediğim hemen hemen hiçbir telefonda tip C dışında bir şarj yuvası görmemiştim. Ama burada mikro şarj yuvasına yer verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla eski bir teknoloji. Yeni çıkan bir telefonda ne bileyim tip C dışında farklı bir şarj girişine yer verilmesi bence çok güzel olmamış. Ama tabii dediğimiz gibi bu bir fiyat performans modeli. Lakin ne kadar fiyat performans modeli olsa da oraya yani mikro yerine Type-C koyulması çok daha iyi olabilirdi. Tasarım olarak telefon bizlere çok bir şey vaat etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi çerçeveler kalın. Arka tarafta ikili bir kamera var. Parmak izi okuyucumuz var. Dolayısıyla hani power tuşunda ya da ekran altında bir parmak izi okuyucusu mevcut değil. Zaten Redmi modellerinde genel olarak power'a yerleştiriliyordu. Ama bu cihazda arka tarafa, arka yüze yerleştirilmiş ki uzun zamandır cihazın arkasında parmak izi okuyucusunun bulunduğu bir tasarımla karşılaşmamıştık. Bu da bizim için biraz nostalji kokan bir hareket oldu. Redmi 12C günün sonunda baktığınızda 5000 Türk Lirası gibi bir fiyata satılıyor. Dolayısıyla bu fiyata hani çok iyi bir cihaz beklememek zaten iyi olacaktır. Zira iyi bir telefon beklediğinizde arkadaşlar orta segmentte dahi 12-13000 Türk Lirasını gözden çıkarmanız gerekiyor diyelim ve bu telefonun bizlere sunduğu teknik özelliklerden biraz bahsedelim sizlere. Bu cihazın içinde 12 nanometrelik Helio G85 Yonga seti var. Bu Yonga setini arkadaşlar bize gelen modelde en azından 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ve batarya tarafına baktığımızda da 5000 mAh'lik bir batarya görüyoruz ki bu bataryanın hali büyük olduğunu söyleyebiliriz. Lakin 12 nanometrelik bir Yonga setin kullanmasından ötürü hani güç performans tarafında fazla şey sunmadığı gibi güç tüketimi anlamında da biraz daha böyle bataryayı sömürecektir 12 nanometrelik bir Yonga seti. Buna da değinmeden geçmemiş olalım. 5000 mAh'lik batarya olması ama güzel. Kutu içerisinden şarj cihazı da çıkıyor. Bu şarj cihazının 10 wattlık bir adaptör olduğunu söyleyelim sizlere. Yani öyle hızlı şarj söz konusu değil. Belki geçmiş dönemlerde olsa 10 watt hızlı şarj diyebilirdik ama artık yani en kötü telefonda dahi 33 wattlık hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor. Apple'ı Samsung'u ayrı tutmak gerekiyor burada. Çünkü onlar hala hızlı şarj tarafında Çinli rakipleri kadar iyi değiller. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Ekran tarafına geldiğimizde arkadaşlar 6.71 inçlik HD Plus çözünürlüğünde bir ekran ile karşılaşıyoruz. Tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz üzere IPS LCD bir ekran. Ekran parlaklığı kötü değil. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani güneş altında vesaire telefonu biz kullandığımızda ekranı net bir şekilde görebiliyorduk. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Biliyorsunuz bazı cihazlarda özellikle güneş altında ekran neredeyse görünmez oluyor. Dolayısıyla Redmi 12C'de böyle bir sıkıntı söz konusu değildi. Bu kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Kamera tarafına geldiğimizde 50 megapiksellik bir ana kamera görüyoruz ki buna da 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Dolayısıyla makrodur, geniş açıdır. Bunlar yok cihazda. Bunu belirtelim. 5 megapiksellik bir ön kamerası var. Dilerseniz şimdi bu cihazda çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, şu anda beni Redmi 12C modelinin ön kamerasından görüyorsunuz. Etrafımız çok gürültülü. E5'in kenarındayız ve burada trafik var. Aynı zamanda rüzgar da esiyor. Ve 1080p çekim yapabiliyoruz. Eğer sesimi net bir şekilde alıyorsanız mikrofon performansının gürültü engelleme tarafında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda paylaşın. Evet, arka kamerada da Redmi 12C modeli yine 1080p'lik bir görüntü çözünürlüğü sunuyor bizlere. Yine biraz sarsılmalar oluyor tabii ki ama yine de genel olarak baktığımızda yüksek ışıkta tatmin edici bir performansının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle biraz da zoom yapalım önümüzdeki metro istasyonuna. Hatta biraz daha yapabiliyoruz. 6x'e kadar zoom yapabiliyoruz. Şöyle geri 1x'e çektiğimizde de bu şekilde oluyor. Peki siz nasıl buldunuz? Evet, gördüğünüz gibi gün ışığında çok kötü fotoğraflar çekmiyor. Lakin ayrıntıya girmek istediğinizde tabii biraz daha böyle fotoğrafın puslandığını, buğulandığını görüyorsunuz. Tabii ki hep belirttiğim üzere arkadaşlar 5000 Türk Lirası bir cihazdan bahsediyoruz. Ki muhtemelen bu telefonu hani yurt dışından falan alsanız 5000 değil 2000 liraya falan gelir sizlere. Malum ülkemizde ÖTV'dir, KDV'dir, işte girişli gümrük vergisidir falandır filandır. Bayağı bir yükseliyor. Hatta en son çıkar kanunla birlikte telefonlara uygulanan gümrük vergisi olayı da bir aile arttırılmıştı. Tabii ki bu cihazda öyle bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü Türkiye'de üretiliyor. Zamanında Türkiye'de üretilen telefonların ucuz olacağı söylenmişti bizlere. Ha, günümüz şartlarında 5000 lira ucuz mudur? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Telefonun özellikleri kısaca böyle. Hani alo desin yeter diyorsanız bu cihazı alabilirsiniz. Oyunlarda donma kasma diye yapıyor mu diye soracak olursanız arkadaşlar, biz PUBG Mobile vesaire yükledik. Genellikle bu oyunlarda herhangi bir donma kasma yapmadı. Yani mesela yarım saat, bir saat vesaire bir testimiz oldu. O test sonucunda da hani oyunda kasma donma yapmadı. Yani şöyle telefon tuttuğunuz zaman arka tarafta böyle aşırı bir ısınma hissetmiyorsunuz. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Ben öğrenciyim, oyun oynayacağım. Hani benim fotoğrafla falan çok fazla zaten işim yok diyorsanız alabilirsiniz. Oyun için hani ideal bir cihaz. Halihazırda Google Play'de, Google Play Store'da olan tüm oyunları vesaire rahatlıkla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dahili depolaması da kötü değil. 128 GB bu sizin için yeterli olacaktır muhtemelen. RAM kapasitesi aynı şekilde 4 GB'lık bir RAM'in Android tarafında oyunlar için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu sanal RAM uygulaması da var. Sanal RAM'le bir miktar daha arttırabiliyorsunuz bu RAM olayını. Yani oyun için ideal bir cihaz. Böyle ucuz yollu bir telefon almak istiyorum diyenler için de yine beklentilerini karşılayacak bir cihaz. Ama ya ben telefon alacağım, iyi fotoğraf çekmesi istiyorum, özellikle düşük ışıkta güzel bir fotoğraf performansı sunsun vesaire diyorsanız Redmi 12C sizin bu konudaki beklentilerinizi karşılamayacaktır. Bunu da sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.